kıymetli misafirlerimize soralım. Kaç çocukları var ve çocukları nasıl büyütmüşler? Efendim? 4 tane. 4 tane çocuğunuz var. Nasıl büyüttünüz 4 çocuğunuzu? Büyüttük öyle. Güzel büyüttük. Eğitimini de yaptırdım. Sağlıklı büyüttünüz. Hı hı. Okuttunuz maşallah. Ne yaramazlık, öyle şeylik yok. Peki o zaman çocuklara mesela böyle doktor, hekim desteği alıyor muydunuz? Hayır, hayır. Geçmişte. Doktora ilk bunu götürdüm çok. Öyle onu hiç, küçüğünü hiç götürmedim. Oğlanı. Yani sağlıklı bir iyiydi güzel. Sağlıklı yiyordurdum. Böyle hazır mama bir tane yiyordum ilk. O zaman arkadan geliydi. Hı hı. Ev şişinden, sütünden, inek sütünden besledi. Tereyağı böyle bir şey. Besli yani çocuklarım. Maşallah çok güzel, sağlıklı çocuklar. Sağlıklı, yani sağlıklı. Hepsi sağlıklı. Çocuklar da büyüttünüz. Ne mutlu hiç, size. Allah hiç yaramazlık da değildi öyle. Şimdi zaman torunla var, çok yaramaz. Hareketli. Şimdiki çocuklar maşallah hem hareketliler hem de tam bir teknoloji aynen çocukları. Aynen öyle, çok şey. Güzel bir eğittik yani. Eğittik. İş de yaptık. 50 kişiye de hizmet ettik. Misafir çok gelirdi bize. Ne bileyim şimdi misafir de gelseler kimse istemiyor. Hizmet edemiyle çocuklara zor bakıyorlar. Zaman biz baktık. Farklılaştı diyorsunuz. O zamandan bu zaman çok değişik. O zaman hazır bez de yoktu bizim zamanımızda. Hazır bez yokken? Yıkama kaynatırdık güzel temiz öyle kullanırdık. Şimdi hazır her şey. Şimdi çocuk bakmak kolay. Çocuklara ama bak. Hareketleri çok fazla. Evet. Yani eğitimi nasıl ederse öyle görünür çocuk. Eğitimini anneden babadan hem seveceksin hem de kızacaksın. Biraz çocuk da korkacak anne babadan. Hareketli olduğu için. Şimdikiler hiç korku yok. Küçük torun var bana vuruyor akşam. Bir şey el kaldırmazlar. Böyle konuşuya giderdim çok güzel. Hiç yaramaz oturduğu yerde kalkmazlar. Şimdikiler çok hareketli. Çok hareketler, doğru söylüyorsunuz. Evet, tabii şu anda da bulunmuş olduğumuz hastane Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz, geldiniz? Ya buraya, bunun şey üzerine. Tavsiye üzerine mi geldiniz? Teyzesinin, eşinin. Evet. Burada ölmüştü, burayı tavsiye etti bize. Biz evet. De buraya geldik ilk işte. Tavsiye üzerine geldiniz. Aynen öyle. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve misafirlerimiz olan röportajlarımız da devam ederken soruyoruz. Çocuk sağlığı ile ilgili neler söyleyecek vatandaşlarımız? Çocuklarını nasıl büyütmüşler? Bebeklerini büyütürken zorluk yaşamışlar mı ve destek almışlar mı? Efendim geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kaç çocuğunuz var? Bir kızım var, 17 yaşında. Maşallah. Nasıl büyüttünüz kızınızı? Sağlıklı büyüttünüz? Sağlıklı büyüttük elhamdülillah. Yani normal çocukluğunda aylık kontrollerini yaptırdık. Normal doktorumuza giderek. Gelişimi normaldi, problemimiz yoktu. Tabii ekstra ufak tefek rahatsızlıkları olduğunda ekstra gidiyorsun ama normalde herhangi bir sıkıntımız olmadan büyüttük çok şükür. Çok güzel. Peki anne sütünü ne? Anne sütü tabii ki çok önemli. Ben kendim hani normalde 7 aya kadar emzirdim. Yani çok yeterli gelmese de ek gıda aldık tabii ki mama olarak. Ama anne sütü de aldı. En önemlisi zaten o bağışıklıkta her türlü şeyde doğalı tabii ki en güzeli. Onun haricinde mama vesaireyle büyüttük tabii. Zaten biliyorsunuz 4 aydan sonra çorbasıydı, ek gıdalarıydı. Onları da vermeye çalıştık. Gebelikte zaten çok dikkat etmiştim beslenmeme. Ondan dolayı kemik gelişiminde hiçbir sıkıntı olmadı. Sütü çok seviyordu kızım zaten normalde. Her gün üzerine süt ve yoğurt tüketimi de iyiydi. O yüzden hem boyunda hem kemiklerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aşıları tabii ki takibi her şeyi yapıldı. Zaten her ay rutin doktorumuza gidiyorduk. Kontrollerimizi yaptırıyorduk. Bu şekilde büyüttük. Çok güzel, şimdi... ne mutlu size. Peki şu anda bulunduğumuz Avrasya Hastanesi'nde. Evet. Size de geçmiş olsun. Teşekkürler. Yakınımı getirdim. Neden burayı tercih ettiniz? Burayı doktorumuz burada olduğu için geldik biz. Doktor Kahraman Bey'in hastasıyız.
burada bazı günler çalışıyormuş. Onun vesilesiyle gelmiş olduk. İlk defa geliyoruz bu arada. Biz daha karşıdan geldik. Evet, Tuzla'dan geldik. Tuzla'dan buraya doktora yani. Geldik. Aynen. Evet, demek ki sıkıntılı yani bu, bir durumumuz var. Evet, hastaneden karşılık aldığınız için, aynen. Doktorunuzdan karşılık evet. aldığınız için, buradaki hizmetlerden memnun kaldığınız İnşallah. İçin Tuzla'dan geldiniz evet. Zeytinburnu'na. Evet, o şekilde bakacağız. Hani ameliyatlık durumumuz var. Ona göre tedavimize devam edeceğiz inşallah. Peki ben geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Bebeklerimizde, çocuklarımızdaki sağlıkla ilgili ebeveynlerimize soruyoruz. Bebeklerimizi nasıl büyütüyorlar? Çocuklarımızın sağlığıyla tabii ki her anne baba çocuğun hasta olmasını istemez. Ama bakalım çocuklarımızı nasıl koruyorlar? Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür Oğuzhan ederim. Oğuzhan 20 günlük evet. dünyaya gelmiş. Yoğun bakımdaydı. Evet. 20 gün burada işte bakıldı, sağlığına kavuşturuldu. Evet. Ondan sonra dün aldık çocuğu, bugün kontrole getirdik. Bir sorunumuz yok, kendisi çok iyi şu an. Çok güzel, nasıl geçti hamilelik süreci, doğum süreci? Hamilelik biraz bende zor geçiyor. Evet. Ondan sonra ilk başlarda çok çekiyorum. İkinci oğlum bu. Ama doktorumuz hamileyken Gamze Hanım sayesinde güzel geçirdik ama. Evet. Hamileliğini değil mi? Çok güzel geçirdik. Siz de olsanız teyzesiniz. Teyzesiyim, evet. Benim de oğlum burada dünyaya geldi. Gamze Hanım hastasıydım. Çok memnun kaldık biz buradan. Avcılar'da oturuyor kız kardeşim. Evet. Buradan memnun olduğumuz için buraya geldik tekrar biz. Ersin Hanım'dan çok memnunuz. Gamze Hanım'dan çok memnunuz. Bülent Hoca'dan çok, yani bütün doktorlarımız tabii ki hepsi vardır, ismini bilmediklerimiz. Ama biz bebekler konusunda çok şanslıyız bu hastaneden dolayı. Çok güzel bakıldılar. Hatta biz bakarken 2 gün içinde kilo verdirmişiz evde. Evet. Ama bu da kilo almıştı. İnşallah biz onlar gibi bakarız. Çok güzel. Teşekkür ederiz buradaki hocalarımıza. Evet. Çok, çok tatlı. Aynen. Kısmeti bol olsun. Teşekkür ederim. Anne sütüne devam edeceksiniz. Evet. Çünkü anne sütü. 2 yıl boyunca yani. Devam ediyoruz. İlk oğlumda da annesini yaptım. Evet. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmadım. 6 aydan sonra zaten yemeklerine başladık. Evet. Aynı şekilde burada o şekilde uygulayacağım. Ama anne sütü tabii ki ön planda benim için. Evet. Öncelikle anne sütü Aynen. diyorsunuz. Evet. Anne sütü her zaman için hocalarımızın dediği gibi hep ilk öncelik. Ben de oğlumu 6 ay boyunca hiçbir şeyle değil, sadece anne sütüyle beslettirdiler bana. Evet. Şu anda da 3 yaşında benim oğlum Mustafa Kerem. Her konuda hastalık direnç olarak çok çok iyi yani. Teşekkür ederiz her şey için. Peki, Mustafa Kerem hastalandığı zaman da Avrasya'ya mı getiriyorsunuz? Tabii bizim hocamız Ersin Hanım, ona getiriyoruz. Geçen ay biraz daha rahatsızlanmıştı, ilaçlarını kullandım. Mesela ben daha bugün söylemeden kendisi bana nasıl oldu Mustafa Kerem. Hafıza olarak da güzeller. Nasıl oldu dedi, biraz dedim daha iyi dedim. Tekrardan biz her ay kontrole ona geliyoruz. Neden burası peki? Neden burası? Ben doktorlarımdan çok memnunum. Hocalar çok iyiler. Ondan dolayı diyeyim yani. İlk etapta onlar bizim için çok önemli. Biz onlara hayatımızı, sağlığımızı teslim ediyoruz. Bizimle konuşurken, bebeklerimizi tabii, bizimle konuşurken iletişimleri çok güzel. Önemli olan bu bence. Yani para falan... Bakıma verdik çocuğu. Evet. Dün aldım daha. Yani o duygu gerçekten çok güzeldi. Yani 20 gün diyorsunuz o. O hasreti bekledim yani. Doğurdum, görmedim çocuğu zaten. Akşamdan akşama görmeye geliyorduk ama dokunamıyorduk. Evet. Pazar günü itibariyle emzirme oldu. Ondan sonra 2-3 gün sonra da çıkardık hemen çocuğu. Çok güzel. Sağlığına yani. Kavuştu ya, çok seviniyorum yani. Bir sıkıntımız yok şu an. O zaman Avrasya Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet, ederim yani. Ya. Dediğim gibi ilk öncelikle parasal değil, buranın güler yüzü, iyi niyetleri, bizimle konuşurken ki samimiyetleri, onlar çok önemli bence. Hemşirelerimiz aynı şekilde, Aliye Hanım mesela çok sağ olsun, bize çok yardımcı olmuştu. Daha adını bilmediklerimiz, o yüzden tercih burası bence. Tercih burası. Evet. Peki, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun, iyi çalışmalar. Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz, çocuk sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Anneler, ebeveynler çocuklarını nasıl büyütmüşler, neler çekmişler, ne zorluklar yaşamışlar. Ve tabii takviye aldınız, bu da çok önemli. Ve bakalım neler söyleyecekler efendim halkımız. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl büyüttünüz çocuğunuzu? Çok güzel büyüttüm, biraz hareketliydi oğlum.
Bir de benim oğlum 13 sene sonra dünyaya geldi. Aa, şanslı bir bebek. Özel bir bebek herhalde. Evet, özel bir bebek. Yani rahat büyüttüm. İki tane yardımcım oldu. 6 ay annem baktı. 6 aydan sonra bir yardımcı tuttum. Çalıştığım için öğretmen emeklisiyim. Ondan sonra başka yere tayin olunca bir yardımcı daha tuttum. Yarım gün çalıştığım için çocuğuma daha çok ilgili oldum. Şimdi kocaman oldu. Bilgisayar mühendisi. Çok güzel. Oğlum. Peki anne sütünün önemi? Muhakkak vardır. Ama olmadı mı ne yapacaksın? Yani bu tamamen doğanın bir nimeti ama her annede oluyor diye bir kayıt yok. Bazı anne 6 ay, bazısı 1 sene emziriyor. Ben 2 ay emzirebildim. Sütüm olmadığı için mamayla büyüttüm. Zaten 6 aydan sonra da her şeye başladım. Evet, doktorumuz her şeyi ver dedi. Şimdi oğlum hakikaten hiçbir şeyi seçmiyor. Her şeyi yiyor. Yemekle... Evet, öyle devam ediyor. Benim çok şeker bir çocuk doktorum vardı. Her yemeğin içine dedi minik bir patates at. Bana onu tembihlemişti. O patatesten azıcık bir şey de yese o yemeğin vitaminini alır dedi. Ve ben öyle yaptım. Mesela sebze çorbası yemedi oğlum ama hepsini tek tek yedi. Karışık oldu mu yemedi. Ben de tek tek yedirdim. Evet, çok güzel. Tabii sağlıklı bir nesil içinde, sağlıklı bireyler dünyaya getirip onları doktor ve bilinçli bir şekilde büyütmek. Evet, çok önemli, çok önemli. Sağlığı nasıl görüyorsunuz peki? Tabii sizin o zamanınızdaki şartlarla şu andaki şartları kıyaslayabilirsiniz. Şu anda tamamen her şey hormon. Yani anneler yumurta yediriyor hormonlu, yağ yediriyor hormonlu, süt içiriyor paket. Yani bunlar çok önemli, çok önemli. Biz doğal şeylerle büyüdük. İnekten, tabii inekten sağıldı, biz burada yedik. Tereyağını yayıkta yayarlardı. Tazecik yerdik. Babam benim çarşambadan çarşambaya pazardı. Bir haftadan sonra yedirmezdi bize bayatladı diye. Yani bir hafta düşünün 5 gün. 5 gün, 6 gün sonra yedirmezdi, bayatladı derdi, tazesini alırdı. Ama şimdiki çocuklar şanssız. Çok şanssız hem de. Ben öyle görüyorum. Yani anneler besliyoruz sanmasınlar. Paket ürünler, çocuklara olan boyalı şeyler. Ne kadar almasa okula gidince yine yiyecek. Yani evde vermesi. Sakınırsa sakınsın. Okula gittiği anda yine yiyecek. Yine alacak. Çünkü arkadaşları alıyor. Onun da canı çekecek. Biz keçi boynuzu, ayva, bisküvitle büyüdük. Yani onlar vardı bizim zamanımızda. O ne kadar da sağlıklı. Tabii bir de Ender şekerleri çıkmıştı kahverengi. Şöyle pakette ilk çıkımı. Ve onlara 6 tane miydi, 8 tane miydi içinde ondan alır kırışırdık. Yani biz doğal şeylerle büyüdük. Keçi boynuzu yerdik anormal derecede. Ayva yerdik. Bizim çocuklara mümkün mü keçi boynuzu? Mümkün. Tanımaz bile şeklini, evet. Bile bilmez. Biz onlarla büyüdük ama şimdiki çocuklar şanssız, çok şanssız. Evet. Şu anda hastane, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Sizlere de geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki hastalığımız, eşinizin hastalığından dolayı, evet, buraya geldiğinizi belirttiniz. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bizim doktorumuz Adnan Sayar, bize buradaki cerrah çok iyi bir cerrah. Benim arkadaşım genel cerrahi. Mutlaka o görsün ve o ameliyat etsin ve ameliyata ben de geleceğim dedi. Ve o nedenle biz buraya geldik. Hasan Nice Bey ile görüştük ve yarın inşallah ameliyata gireceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Peki efendim, güzel bir geçmiş olsun. Çok teşekkür size. Ederim. Peki nasıl gördünüz hastaneyi? Şöyle bir bayan gözüyle, eğitimci gözüyle baktığınız zaman. Güzel, beğendim. Allah herkese acil şifalar versin. Önemli olan doktorlarımızın elleri dert görmesin. Hastalarımızı iyileştirip buradan gülerek salsınlar. Gülerek salsınlar inşallah. En büyük dileğim o. Ya imkanlar güzel, fena değil. Daha ne olsun? Evet. Yani önemli olan temizlik, hijyendir. O da güzel. Devamlı, evet, devamlı bakılıyor.
Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hastalığınız neydi? Bugün için annemi getirdim. Zatürre başlangıcından dolayı yatırdık. 4-5 gün tedavi ettireceğiz. Peki neden burayı tercih ettiniz? Zeytinburnu'nda özel hastaneler az. Evet. Biz bu hastaneye... Yani benim çocuklarım kaç yaşında? 24 yaşında, 24 senedir geliyoruz. Çocuklarımız da buraya geliyor. Evet. Evimiz burada, yakınız. Tanıyoruz doktorları, çalışanları. O yüzden Avrasya'ya. Tercihimiz burası oldu. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, çocuk sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ederken bir mutluluğu da paylaşıyoruz. Daha 2 saatlik bebeği dünyaya gelen ailemizle birlikteyiz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Anlatılmaz bir duygu. Farkın yaşanması lazım. Ama güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. İlk bebeğiniz? İlk bebeğimiz. Ki sağlığı saat yerinde, her şey normal. Sağ olsun hastanedekiler de ilgilendiği için her şeyimiz gayet normal gidiyor. İşte normal doğum olduğu için de erken çıkacağız gibi gözüküyor. Yarın kısmetse sıkıntı olmazsa yarın sabah hastaneden ayrılıyoruz. Ama hastaneden gayet her şekilde memnunuz. Hemşirelere, beler, temizlikli çalışan personel olarak hiçbir sıkıntı yok. Biz buraya öncesinde Nurcan Hanım için geldik. Nurcan Dalan doktor. Onun tavsiye üzerine geldik. Ondan sonra hastanede her şey gayet normal, yolunda olduğu için, hiçbir problem olmadığı için burada doğum yapmayı ve burada kontrollerimize geldik. Nurcan Hanım daha çok bize şey oldu, hani ön ayak oldu. Onun sayesinde ona karşı olan ilgisinden dolayı, yani bu sebepten dolayı buraya geldik ve her şey şu an yolunda, bir sıkıntı yok. Doğumumuz oldu, çocuğumuz iyi. Her şey için mutluyuz yani şu anda. Bir sıkıntı. Yani, kontrollerde ve burada. Her şeyi burada devam edeceğiz. Nurcan Hanım'la birlikte olacağız. Kısmetse bir sıkıntı yok. O konuda bir problemimiz olmadığı için Nurcan Hanım ve Avrasya Hastanesi'ni tercih ediyoruz. Peki efendim. Peki o süreci nasıl yaşadınız? Eşiniz o hamile süreci, destek aldınız mı? Yok, şöyle bir destek. Nurcan Hanım geldi, ilgilendi. Geldiğimiz zaman hani evet, sordu. Hastaneden memnun kaldığımız için hani çalışanlar hani herhangi bir şey var mı yok mu diye sordular. Biz de onu kendimiz açık ve net ifade ettiğimizden dolayı bir problem yaşamadık. Her şeyimiz normal gitti. Çocuğumuz da normal doğum olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. Yani geliyor muydu? Yok, ilk defa geldim. Yani senelerdir İstanbul'da yaşıyorum. İlk defa geliyorum. Gayet de memnun kaldım. Evet sevgili izleyenlerimiz, çocuk sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim, kaç çocuğunuz vardı? Nasıl büyüttünüz çocuklarınızı? 2 tane, bir oğlum bir kızım var. Evet. Ben öğretmen emeklisiyim. Çalışırken çok zorluklarla karşılaştım. Hiç kimsem yoktu. Ailem İstanbul'a taşınmıştı ben evlendikten sonra. Zorluklarla büyüttüm. Sağ olsun konu komşunun yardımı, bakıcılarla, eşimin yardımıyla büyüttük. Peki. Evlendirdik. Neler yapıyordunuz peki? Anne sütü verdiniz mi? Anne sütü 3 ay. Ek gıdaya ne zaman geçtiniz? 3 ay sonra. 3 ay sonra. İkisi. Çalıştığınız için tabii. Tabii. Kadına bırakıyordum. Geliyordum, mama yedirmiş ve kesildiler. Ama size kalsaydı siz anne sütüye tabii ki, devam tabii ederdiniz. Tabii ki, tabii ki. Anne sütünün önemini biliyorum. Yani. O yüzden şey yapardım ama olmadı işte. Evet. Zorlandım, çok zorlandım gerçekten. Şu an büyüdüler, evliler, torunlarım var. Çok güzel. Torunlarınız tabii, nasıl büyüdüler peki gelinler? Gelin çalışmıyordu, kendisi büyüttü. 2 tane bir oğlu bir kızı var oğlumun. Kızım öğretmen. Karşımda oturuyor. Ben İzmit'te oturuyorum. Burada değil. İzmit'te. Kocaeli İzmit'teyim. Kız kardeşim burada oturuyor. Çekmeköy'de. Ondan sonra kızımın oğlunu ben büyüttüm. Şu anda 8. sınıfta oğlumuz. Ama eminim çok güzel büyütmüşsünüz. Evet. Yani onlarda yaşadım. Kendi çocuklarımda yaşamadığımı torunlarımda yaşadım. Çok seviyorum onları. Allah eksiklerini vermesinler. Allah evlatlarıma da uzun ömürler versin. İşte bir oğlum bir kızım var. Oğlum sosyal hizmet uzmanı. Evet. O Uşak'ta. Burada değil. Peki şu an Zeytinburnu, Avrasya
Trakya'dayız. Peki buraya evet. Neden geldiniz? İşte kız kardeşim hasta, 29 Ekim'den beri iki kere tansiyon yüksek. Bu kız kardeşimin oğlu. Evet. Kız kardeşiniz burada mı yatıyor? Burada, Çekmeköy'de. Hastaneden nasıl, memnun kaldınız mı? Ya ben bugün geldim, şimdi bildim. Onlar çok memnunlar. Onlar çok memnunlar. Memnuniyetle. Tabii tabii. Gördünüz. Tabii. Peki nasıl böyle hasta yakınlarına olan hasta? Çok güzel, çok güler yüzlüler. Evet. Bir tane hasta bakıcı girdi içeri. Zaten ta bacanağın ameliyatından beri tanıyorlarmış. Çok yakın, çok güler yüzlü bir insan. Bir çocuk. Hoşuma gitti. Tabii. Tercih etmelerini ister misiniz ekranları başındaki izleyenlerin? Tavsiye eder misiniz? Tabii ederiz. Ederiz. Hastanede önemli olan nedir? Temizlik, hijyen. Nasıl gördünüz? Güzel, temiz. Her şey güzel, pırıl pırıl. Hoş. Yani çöplerimiz alındı biraz önce. Evet. İyi, güzel. Memnunuz. Peki efendim, geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.